Aritmetik dizimizdeki ortak farkımızı R olarak alırsak A2 eksi A1 bize doğrudan aritmetik dizimizin ortak farkı olan R'yi verecektir. A2 7, A1 4 olduğu için 7 eksi 4'ten R'mizin 3 geldiğini görüyoruz. A9'u bulmaya çalışacağız. A1'den hareketle A9'u bulalım. 9 eksi 1 bize 8'i verdiği için biz bu aritmetik dizide A9'u A1 artı 8 tane R olarak yazabiliriz. A1'in zaten 4 olduğunu biliyoruz. R'mizde az önce 3 bulunmuştu. 8 kere 3 bize 24'ü verir. 4 artı 24'ten de A9 değerimiz 28 gelecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. AN dizisinin bir sabit dizi olmasını istiyoruz. Bu sabit dizinin bize verdiği değeri R olarak düşünelim. İşte R değeri pay ve paydada bulunan sabit sayıların oranına eşittir. Yani buradaki R değerimiz artı 2 bölü eksi 3 gelir. Aynı zamanda bu R değeri pay ve payda kısmında bulunan n'lerimizin kat sayılarının da oranına eşittir. Yani r'miz aynı zamanda m bölü 6'dır da diyebiliriz. Bu durumda aslında sabit dizimiz yani an'imiz kaça eşit olarak gelecektir? Eksi 2 bölü 3'e eşit olarak gelecektir. Yani şuradaki a2 ya da a1 ya da a3 ya da a4 hiç fark etmez. Bizi kaça götürmüş olur? Eksi 2 bölü 3'e götürmüş olur. Bizim burada sadece m'yi bulmamız gerekir. M'yi de şöyle bulabiliriz. Bunların ikisi birden R'ye eşitse bu ikisi birbirine eşittir. Yani 2 bölü eksi 3 eşittir M bölü 6'dır diyebiliriz. İçler dışlar yaparsak eksi 3 M eşittir 12 gelir. M'miz de 12 bölü eksi 3'ten eksi 4 olarak bulunmuş olacaktır. Yani buradaki M değerimiz de eksi 4 gelmiştir. M'miz eksi 4, A2'miz eksi 2 bölü 3. Bunların çarpımı eksi 4 çarpı eksi 2 bölü 3'ten 8 bölü 3 gelir. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. Şimdi dizimize döndüğümüzde M'yi eksi 4 alırsak aslında AN'in neye eşit olduğunu görürüz. Eksi 4 tane N artı 2 bölü 6 tane N eksi 3'e eşit olduğunu görürüz. Üst tarafı eksi 2 parantezine aldığımızda 2 N eksi 1 gelmiş olur. Alt tarafı da 3 parantezine aldığımızda yine 2 N eksi 1'in geldiğini görüyoruz. İşte bu 2 N eksi 1'ler gider. Elimizde sabit değer olarak eksi 2 bölü 3 kalır. Yani AN bizi hep eksi 2 bölü 3'e götürecektir. Buradan da göstermiş olalım arkadaşlar. Burada bu çarpım bize 8 bölü 3'ü verir. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. Burada sarı karemizin çevresi bize A1'i verecek. Mavinin çevresi A2'yi, pembenin çevresi A3'ü verecek ve bu şekilde ilerlemiş olacağız. Sarı karemizde bir kenarımız 6 santimetre, çevresi 6 kere 4'ten 24 olarak gelecektir. Mavide bir kenar 3, çevresi 3 kere 4'ten 12 gelir. Pembede bir kenar 3 bölü 2, çevresi 4 kere 3 bölü 2'den 6 olarak gelir. Dikkat edersek 24, 12, 6 diye hep bir önceki çevrenin yarısını alarak ilerliyoruz. O zaman biz aslında burada bir geometrik dizi elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu geometrik dizinin ortak çarpanı da 1 bölü 2 olarak gelecektir. Birinci teriminde o zaman yani A1'inde 24 geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Birinci terim 24. Bunun 1 bölü 2 ile çarpılmış hali bizi ikinci terim olan 12'ye götürür. 12'nin 1 bölü 2 ile çarpılmış hali bizi üçüncü terim olan 6'ya götürecektir. Bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Buna göre A20 çarpı A12 bölü A30 kaçtır diye sorulmuş. Tabii burada A20'yi ve A12'yi yazabiliriz A1 cinsinden ama bence geometrik dizideki özelliğimizi kullanabiliriz. Hani burada A12'miz var, burada A20'miz var. Bunların tam ortasında A16'nın geldiğini görüyoruz. 12 ile 20'nin toplamı 32 yapar. Yarısı bize 16'yı verir. İşte A16 bunların ortasında olduğu için bu ikisinin çarpımı A16'nın karesi olarak gelecektir. Yani burada A20 çarpı A12'nin yerine A16'nın neyini alabiliriz? Karesini alabiliriz. Bunu da A30'la oranlayabiliriz arkadaşlar. Tabi burada A16'nın karesini A16 çarpı A16 olarak yazdığımızı düşünelim. A30'u A16 cinsinden yazabiliriz. 30 -16 bize 14'ü verdiği için biz A30'u A16 çarpı R üzeri 14 olarak alabiliriz arkadaşlar. Ortak çarpanın 14. kuvveti burada gelecektir. A16'lar gitsin. A16'yı da R'ye benzetmeye çalışalım. Hani şöyle yapabiliriz mesela. A16'yı 16-1 bize 15'i verdiği için A1 çarpı R üzeri kaç olarak yazabiliriz? 15 olarak yazabiliriz. Hatta burada
doğrudan R üzeri 14 gelsin diye 16 eksi 14 2 yaptığı için biz aslında A16'yı A2 çarpı R üzeri 14 olarak da yazabiliriz arkadaşlar. Bunu da R üzeri 14 ile oranladığımızda R üzeri 14'ler gider. Geriye sadece A2 kalacaktır. Yani burada bizden istenen A2'dir. Biz de zaten A2'nin ikinci karemizin, mavi karemizin çevresi 12 olduğunu biliyoruz. O zaman doğru cevabımızı burada B şıkkı olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle A7'yi bir hesaplayalım. 7 sayısı bir asal sayı olduğu için üst taraftaki N artı M'yi kullanmamız gerekir. Burada N yerine 7 yazdığımızda A7 olarak 7 artı M'yi hesaplamış oluruz. Çarpı A1'e bakacağız. 1 sayısı asal olmadığı için bu sefer alt tarafı kullanacağız. 4 N kare artı M'de N yerine 1 yazarsak 1'in karesi 1, 4 kere 1, 4 artı M elde edilmiş olur. O zaman 7 artı M ile 4 artı M'nin çarpımının 54 olmasını istiyoruz. Bize bunu veren M değerlerini yakalamaya çalışacağız. Aslında ayrı ayrı bulmamıza gerek yok. Bu M'nin alabileceği değerler toplamı doğrudan bize sorulmuş. Değerler toplamında yakalayabiliriz. 7 artı M ile 4 artı M'yi çarptığımızda ne gelmiş olur? M'nin karesi artı 11 M artı 28 gelir. 54'ü bu tarafa attığımızda eksi 54 eşittir bize 0 verecektir. Buradan M'nin karesi artı 11 M 28 eksi 54'ten de eksi 26 eşittir 0'ın geldiğini görüyoruz. Burayı çarpanlarını ayıracağız. Tabii şunu da söyleyelim üst tarafta. M artı 7 ile M artı 4 arasında 3 fark var. Aralarındaki fark 3 olup çarpımları 54 yapan sayıları düşündüğümüzde aklımıza bir 6 ve 9 gelecektir. Bir de eksi 6 ve eksi 9 gelecektir. Doğrudan bunlar üzerinden de yorum yapabilirdik üst tarafta arkadaşlar. Alt tarafta ise çarpanları ayırma yapalım. M artı ne diyeceğiz? 13 diyeceğiz. Çarpı M eksi 2 eşittir 0 gelecek. Buradan M'yi bir eksi 13 buluyoruz. Bir de M'yi 2 bulduğumuzu görüyoruz. İşte bu M değerlerinin toplamı sorulmuş. Eksi 13'te 2'nin toplamı bize eksi 11'i verir. Doğru cevabımızın o zaman B şıkkı eksi 11 gelmesi gerekir. Doğrudan ikinci dereceden M'ye bağlı bir denklem gibi düşünüp kökler toplamı da yapabilirdik. Kökler toplamı eksi M'nin katsayısı 11 bölü M karenin katsayısı birden eksi 11 gelirdi. Ama tabii şunu kontrol etmek gerekiyor. M değerleri gerçek sayıymış. O zaman bu ifadenin bir deltasına bakmak gerekir. Deltamız sıfırdan büyükse doğrudan kökler toplamı üzerinden gidebilirdik. Deltamızda 11'in karesi 121 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 26'dan sıfırdan büyük gelmiş olacaktır arkadaşlar. Yani doğrudan çarpanları ayırmadan da kökler toplamını söyleyebilirdik. Onu da burada belirtmiş olalım. Doğru cevabımız burada B şıkkı gelecektir arkadaşlar. Elimizde bir altıgen olduğu için 6 tane devinim yaptığımızda aynı görsele ulaşırız. Yani yine üst tarafa 1 gelmiş olur. Buna dikkat edelim. 6'nın tüm katları olan devinim sayılarında yine en üste 1 gelecektir. Onun için bu mantıkla hareket ederiz. Mesela 32 kere devinim yaptığımızda üst tarafta hangi sayı bulunur diye düşündüğümüzde 32'nin içindeki 6'ları atarız. Bu 30'a kadar bizi getirmiş olur. 32 eksi 30'dan geriye 2 kalır ve sanki biz bu konumdan 2 kere devinim yapıyormuşuz gibi düşünürüz. En üstte 1 var. 2 kere devinim yaptığımızda 1 devinimde 2'ye, bir daha devinim yaptığımızda 3'e ulaşmış oluruz. Cevabımız mesela 3 gelecektir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Burada demiş ki AN dizisi tekerlek yukarıdaki konumdayken ok yönünde hareket ettirip N artı 1 devinim yaptığında üst yüzeye gelen sayı olarak verilmiştir diyor. Şimdi bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Mesela demiş ki A6N artı 2 dizisi sabit dizidir demiş. Şimdi AN bize aslında N artı 1 tane devinimi veriyordu. Gelin biz burada A6N artı 2'ye bir geçiş yapalım. AN'de normalde N artı 1 devinim var. A6N artı 2'de N yerine 6N artı 2 yazarsak 6N artı 2 artı 1'den 6N artı 3 devinimi elde etmiş oluruz. Aslında bunun sabit bir dizi geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü doğrudan zaten şurası 6'nın tam katı gelmiştir. Burayı işin içine katmaya gerek yok. N'e 1 versek, 2 versek, 3 versek hep burası 6'nın tam katı gelir. Hani devinim sayımızdan 6'nın tam katlarını çıkartalım demiştik ya. 6N zaten 6'nın tam katı olduğu için biz burayı çıkartırız. N yerine kaç yazarsak yazalım. Geriye doğrudan şuradaki kaç kalacaktır? 3 kalacaktır. Yani burası hep bizi aslında 3 devinime götürmüş olur. En üstte 1 varken 3 devinim yaptığımızda 2, 3, 4'e geliriz. Ve burası bizi hep kaça götürecektir? Üst tarafta 4 sayısına götürecektir. Yani buranın sonucu hep 4 geleceği için bunun bir sabit dizi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinciye bakalım. A
A3 artı A5 6'dır demiş. Şimdi A3'e baktığımızda 3 artı 1'den 4 devinim yapacağız. A5'e baktığımızda 5 artı 1'den 6 devinim yapmış olacağız. Çünkü N artı 1 devinimdi bizim hareket noktamız. Şimdi alt tarafa geldiğimizde 6 devinim yaptığımızda aynı görsele sahip oluruz demiştik. Yani üst tarafa yine 1'in geldiğini söyleyebiliriz. Burada 4 devinim yapmamız gerekiyor. Yani 1'in üstüne 4 gitmiş olacağız. Bu bizi 2, 3, 4, 5'e götürür. Buradan da 5'in geleceğini söyleyebiliriz. Bu ikisini toplamamız istenmiş. 5 ile 1'in toplamı bize 6'yı verir. Yani ikinci ifademiz de doğru olarak gelecektir arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. S12 42'dir demiş. S12 ne demek? A1 artı A2 artı A3 artı nokta nokta A12'ye kadar olan toplam demek. Şimdi A1'e baktığımızda N artı 1 üzerinden gittiğimiz için 1 artı 1'den 2 devinim yaptığımızda üste gelecek sayı bulmamız gerekir. 1'in üstünden 2 kere devinim yaptığımızda önce 2'ye sonra 3'e geliriz. Yani burası bizi 3'e götürür. A2'ye baktığımızda 2 artı 1'den 3 devinim yapmamız gerekir. Zaten 2 devinim yaptığımızda 3 gelmişti üst tarafa. Bir devinim daha yaptırdığımızda toplamda 3 devinim yaptırmış oluruz. Bu da bizi 4'e götürür. Aynı mantıkla A3'te 3 artı 1'den 1'in üzerine 4 devinim yapmamız gerekir. Bu da 1 artı 4'ten bizi 5'e götürecektir. O zaman buradan da 5 gelmiş olur. Bu şekilde devam edeceğiz ama kafamız karışmasın, ben bir yazmak istiyorum. Mesela şimdi buraya A1 dedik, A2 dedik, A3, A4, A5, A6 diyelim. Burada biz kaça gittik? 3'e. Burada 4'e, burada 5'e. Burada 6'ya gideriz. A5'te tekrar 1'e dönmüş oluruz. Çünkü 5 artı 1 bizi 6'ya götürür. 6 devinimde 1, en üstte yine aynı sayı geldi. Şimdi burada 1'e ulaşırız. Bundan sonra A6'da 2'ye ulaşırız. Ve A7'de tekrar 3'e ulaşmış oluruz. Dolayısıyla şu 6'lı aslında bize tüm sayıları verecektir. 3, 4, 5, 6, 1, 2. A7'den itibaren A12'ye kadar olan 6 da 6 tane terim de yine bizi 3, 4, 5, 6, 1 ve 2'ye götürmüş olacaktır. Burada bulduğumuz bu değerlerin toplamı bizden isteniyor. Aslında 3, 4, 5, 6, 1, 2'nin toplamı 1'den 6'ya kadar olan tüm sayıların toplamıdır. Bu da hani n çarpı n artı 1 bölü 2'den 6 kere 7 42, 42 bölü 2'den bize 21'i verir. Ardışık tüm altılılarda hep farklı sayılar geleceği için hepsinin toplamı aslında bize 21'i verecektir. Şuradaki altılının da toplamının 21 geleceğini söyleyebiliriz. 21 buradan, 21 buradan, bunların toplamı da bize 42'yi verir. Yani 3. ifademiz de doğru olarak gelecektir. Arkadaşlar baktığımızda 1, 2, 3'ün hepsi doğrudur. Doğru cevabımızın E şıkkı 1, 2, 3 gelmesi gerekir. Burada eksi 1'in kuvveti bizim için belirleyici olacak. Elimizde eksi 1 üzeri n artı 2 olduğu için n'e biz tek sayı yazdığımızda tek bir sayıyla 2'nin toplamı tek gelecek. Eksi 1'in tek kuvveti de bizi eksi 1'e götürmüş olacak. Ama eksi 1 üzeri n artı 2 dediğimizde n çift bir sayı olduğunda çiftle 2'nin toplamı çift gelecek. Eksi 1'in çift kuvveti de bizi artı 1'e götürmüş olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman mesela biz A1'i hesaplarken n 1 yani tek bir sayı olduğu için burada eksi 1'in kuvveti aldığımızda buradan eksi 1'in geleceğini unutmayacağız. Bu şekilde dikkatlice yazmış olacağız. Hemen A1'i yazalım. Normalde en yerine 1 yazınca 3 kere 1 3, 2 daha 5 yapar ama eksi 1 ile çarpacağımız için buradan ne gelmiş olacaktır? Eksi 5. Daha sonra A2'ye geçtiğimizde 3 kere 2 6, 2 daha 8 yapar ama çift en çift olduğunda katsayı olarak artı 1 geliyordu. 1 kere 8 bizi artı 8'e ne yapmış olacaktır? Götürmüş olacaktır. Burada mutlak değerce baktığımızda hep 3 3 artış olur. Çünkü n'in katsayısı burada 3'tür. Hani 3n artı 2 dediğimizde bunun aslında aritmetik bir dizi olduğunu, ortak farkının da 3 geldiğini söyleyebiliriz. Tabi başa bir de eksi 1'in kuvvetleri eklendiği için düzenimiz değişiyor. Aritmetik bir dizi olarak gelmiyor. Ama temel mantıkta mutlak sonuçlarımıza baktığımızda 5, 8, 11 diye ilerleyeceğimizi söyleyebiliriz. Mesela burada A3'e geldiğimizde A3'te eksi kaçı elde etmiş oluruz? 11'i. Hakikaten 3 kere 3 9, 2 daha 11 yapar. Ama n tek sayı olduğunda eksi 1'in tek kuvvetten eksi 1 geliyor. Eksi 1 kere 11 bizi eksi 11'e götürecektir. O zaman A4'ü yazdığımızda 11'in 3 fazlası 14 ama burası artı 14 olarak gelmiş olur. Bu şekilde devam edeceğiz. A19'a geldiğimizde bu sefer 3 kere 19 57. 57 2 daha 59 yapar. 19 tek sayı olduğu için buraya eksi 59 gelir. A20'ye geldiğimizde 3 artış olacak demiştik. 59'un 3 fazlası 62 yapar. Burası da artı 62 olarak gelir. Bunların toplamını bulmaya çalışacağız. Ben bunları yan yana yazarsam eksi 5 artı 8 eksi 11 artı 14 nokta nokta gidiyoruz. En son eksi 59 artı 62 geliyor. İlk 20 terim dediği için burada 20 tane terim var. Ben bunları ikili ikili gruplarsam 20
20 bölü 2'den 10 tane grup gelir ve her bir grup bana eksi 5 artı 8'den dikkat edersek artı 3'ü verecektir arkadaşlar. Ben bu şekilde ikili ikili grupladım. 10 tane geldi çünkü 20 terim var. 20 bölü 2 bana onu verdi. Her birinden de sonuç artı 3 geleceği için burada aradığım toplam artı 3 çarpı 10'dan artı 30 olarak gelmiştir. Doğru cevabımızın C şıkkı 30 olması gerekir arkadaşlar. Öncelikle AN'den A2N'e bir geçiş yapalım. AN'de N gördüğümüz yere 2N yazacağız. Bu da bize 2N'in karesi artı 2 tane N artı 1'i vermiş olur. Bunun üzerine A3N'i ekleyeceğiz. Aynı mantıkla AN'de N gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 3N yazıyoruz. Bu da bize 3N'in karesi artı 3 tane N artı 1'i vermiş olur. Bunun neye eşit olduğunu biliyoruz. B çarpı N kare artı C çarpı N artı D'ye eşit olduğunu biliyoruz. Burada B artı C artı D toplamını bulmaya çalışacağız. Buraları düzenleyebiliriz ama temel mantık şu aslında. Hani bir polinom fonksiyon gibi düşünürsek burada. Normalde biz burada B artı C artı D'yi bulmak için N yerine kaç yazabiliriz? 1 yazabiliriz. Hani kat sayılar toplamını buluyoruz. N yerine 1 yazdığımızda burası doğrudan bize B artı C artı D'yi verecektir. Burada da N yerine 1 yazmamız gerekir. 2 kere 1 2. 2'nin karesinden 4 gelir. 2 kere 1'den 2 gelir. Yandan 1 gelir. 3 kere 1 3. 3'ün karesinden 9 gelir. 3 kere 1 3 oradan da 3 en sağdan da 1'in geldiğini görüyoruz. 4, 2 daha 6, 1 daha 7, 9 daha 16, 3 daha 19, 1 daha 20 yapar. BCD toplamı 20 gelir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. AK dizisinin ilk n teriminin çarpımı 4 olduğuna göre n kaçtır diye sorulmuş. İlk n terimin çarpımı A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A4 çarpı nokta nokta AN olarak gelecektir. Bunun 4 olduğunu biliyoruz. Buradan n'i yakalamaya çalışacağız. A1'i bulalım. K yerine 1 yazdığımızda logaritma 2 tabanında 3 gelir. Çarpı A2 için K yerine 2 yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 4'ü bana verecektir. Daha sonra logaritma 4 tabanında 5. Daha sonra logaritma 5 tabanında 6 gelir. Bu şekilde en son k yerine n yazarsak logaritma n artı 1 tabanında n artı 2'nin geleceğini, bunun da 4 olması gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Logaritmaları çarptığımızda bir özelliğimiz vardı. Tabanları yer değiştirebiliyorduk. Bakın burada hep 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 diye gideceğiz. Her birini birer tane şöyle sol tarafa doğru kaydırdığımızı düşünelim. Şu 2'yi de en başa almış olalım. Pardon, en sona almış olalım arkadaşlar. Bu durumda en solda logaritma 3 tabanında 3 çarpı logaritma 4 tabanında 4 çarpı logaritma 5 tabanında 5 çarpı nokta nokta gelir. En son buraya logaritma n artı 1 tabanında n artı 1 çarpı şuradaki taban 2'yi en sağ aldığımız için de logaritma 2 tabanında ne gelmiş olacaktır? N artı 2 gelmiş olacaktır. Logaritmalar çarpım durumunda tabanları değiştirdik. Hep ardışık sayılar geldiği için bu şekilde düzenledik. Çünkü logaritma 3 tabanında 3 bize 1'i verir. Logaritma 4 tabanında 4 bize 1'i verir. Logaritma 5 tabanında 5 bizi verir. Logaritma n artı 1 tabanında n artı 1 de bize 1'i verecektir. Yani buranın çarpımı zaten 1 yapar. Geriye sadece şu kısım kalır. O zaman buranın da 4 olması gerekir ki bu çarpım bizi kaça götürmüş olsun? 4'e götürmüş olsun. O zaman logaritma neyi söyleyebiliriz biz? 2 tabanında n artı 2 eşittir 4'tür. Buradan da 2'nin 4. kuvveti n artı 2 gelir. N artı 2 eşittir 2'nin 4. kuvveti, yani 16'dan n'imiz 16 eksi 2, yani 14 olarak bulunmuştur. Doğru cevabımızın C şıkkı 14 gelmesi gerekir. Öncelikle faktöriyel için üst tarafta verilen eşitliği alt taraftaki AN dizisinin genel terimini bir uygulamak istiyorum. Dikkat edersek burada A gördüğümüz yere N, B gördüğümüz yere de N artı 1 gelmiş. Hemen burada bir yerine yazalım. A gördüğümüz yere N yazıyoruz, B gördüğümüz yere N artı 1. O zaman sol taraf bize N çarpı N artı 1'i verecektir. Bundan hem A'yı hem B'yi çıkartacağız. A'yı çıkartmak demek N'i çıkartmak demektir. B'yi çıkartmak demek de N artı 1'i çıkartmak demektir. Yani aslında eksi N artı 1 gelecek. Eksiyi dağıttığımızda bu bize eksi n eksi 1'i ne yapmış olur? Vermiş olur. Düzenlemeye devam ettiğimizde burası n kare artı n eksi n eksi n eksi 1 gelir. N'ler birbirini götürürse elimizde n'in karesi eksi n eksi 1 kalacaktır. Yani aslında hani burada a n'in genel terimi olarak neyi bulduğumuzu söyleyebiliriz? N kare eksi n eksi 1'i bulduğumuzu söyleyebiliriz. Bu dizinin ardışık iki terimini topladığımızda 48'e ulaşmak istiyoruz.
veriyoruz. Ardışık iki terim için AX ve AX artı 1'i alalım. AX'de neyi toplayacağız şimdi biz burada? AX artı 1'i toplayacağız ve bunun 48 gelmesini istiyoruz. Tabii burada x değerimiz, x artı 1 değerimiz pozitif tam sayı olmalıdır. Çünkü dizilerde şu n yerine pozitif tam sayı yazabildiğimizi biliyoruz. Yani x'imizin de x artı 1'imizin de 1, 2, 3 gibi devam eden pozitif tam sayılardan gelmesi gerekiyor. Buna dikkat edelim. Hemen ax'i bulalım. N yerine x yazdığımızda x'in karesi eksi x eksi 1 gelir. Bununla ax artı 1'i toplayacağız. X, n yerine x artı 1 yazarsak x artı 1'in karesi eksi x artı 1 eksi 1'in geldi. Görüyoruz. Bunun bize 48'i vermesini istiyoruz arkadaşlar. Biraz düzenleyebiliriz. Şimdi burada x karemiz var. Eksi x'imiz var. Şurada eksi 1 var. Burada eksi 1 var. Eksi 1, eksi 1, eksi 2 yapar. Onu karşıya atarsak 48 artı 2'den aslında 50'nin geleceğini söyleyebiliriz. Bizim burada x artı 1'in karesinden x artı 1'i çıkarmamız gerekiyor. X artı 1'in karesini açtığımızda x kare artı 2x artı 1 gelir. Bundan x artı 1'i çıkartırsak eksi x eksi 1 gelmiş olur. Şu 1'ler birbirini götürür. Bunun dışında eksi x eksi x artı 2x birbirini götürür. Elimizde x kare artı x kareden 2x kare kalacaktır arkadaşlar. 2x kare 50'ye eşitse x karemiz 50 bölü 2'den 25 gelir. X'imiz de pozitif tam sayı olduğunu bildiğimiz için burada artı 5 olarak gelecektir. X'i eksi 5 olarak alamayız arkadaşlar. Şimdi x'i 5 olarak bulmak demek aslında ax ve ax artı 1'in a5 ve a6 olması demektir. a5 ile a6'nın toplamı 48 gelmiş. Hangisi küçük diye soruluyor. Hemen şurada yerine tekrar bir yazalım. N yerine 5 yazınca 5'in karesi 25. Eksi 5 20 eksi 1'den burası 19 gelir. Bu 19 ise buranın da 48 eksi 19'dan 29 olması gerekir. 19 29'dan küçük olduğu için A5 de A6'dan küçüktür. Küçük değerimiz A5 olarak gelmiştir. Doğru cevabımızın C şıkkı A5 olması gerekir. Öncelikle AN'de en gördüğümüz yere n artı 1 yazarak AN artı 1'e bir geçiş yapmak istiyorum. Pay kısmında n artı 1 yazdığımızda n artı 1 eksi 2 gelir. Payda da en gördüğümüz yere n artı 1 yazarsak 3 çarpı n artı 1 artı 23 elde etmiş oluruz. Burayı biraz düzenleyelim. N artı 1 eksi 2'den n eksi 1 elde ederiz. Paydamızsa bize 3n artı 3 artı 23'ten artı 26'yı verecektir. Bunun 1 bölü 4'ten ne olmasını istiyoruz? Küçük olmasını istiyoruz. Tabi dizilerde işlem yapıyoruz. Burada n yerine 1, 2, 3 gibi pozitif tam sayı olan değerleri vereceğiz. Örneğin n'e 1 verdiğimizde şuradaki ifademiz 0 bölü kaç gelmiş olur? 29 gelmiş olur. Bu da bize 0 verir. 0 da 1 bölü 4'ten küçük olarak gelecektir. Yani n eşittir 1 için bu eşitsizliğin sağlandığını görüyoruz. 1'den büyük bir değer verdiğimizde n eksi 1'imiz pozitif gelir. 2 versek, 3 versek, 4, 5 diye büyüttüğümüzde burası 0'dan büyük pozitif gelecektir. Alt taraf zaten pozitif gelmiş olur. Çünkü n pozitif. 3 kere n yine pozitif. Pozitif bir değerle 26'nın toplamı yine pozitif gelecektir. O zaman zaten şu anda sol tarafın pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Sol tarafta n eksi 1 yazıyor. Sağ tarafta da 3n artı 26 yapıyor. Hani negatif bir durum olmadığı için burada içler dışlar çarpım yaparak ilerleyebiliriz. İçler dışlar çarpım yaparken 4'ü buraya, 3n artı 26'yı da buraya gönderdiğimizde 4n eksi 4 küçüktür. 1 kere 3n artı 26 yani 3n artı 26 gelmiş olur. 3n'i bu tarafa attığımızda 4n eksi 3n'den n kalır. Eksi 4'ü karşıya atarsak 26 artı 4'ten 30 gelecektir. O zaman n değerimizin de 30'dan küçük olması gerekir. Aslında tabii 1 bölü 4'ü sola atıp payda eşitleyerek ilerleriz ama burada negatif olduğumuz bir durum olmadığı için bunu yapabiliriz arkadaşlar. O zaman biz burada n'in 30'dan küçük geldiğini belirledik. Zaten 1'den itibaren değerler alabiliyordu n. Demek ki 30'dan da küçük olması gerekiyormuş. O zaman 1, 2, 3 diye 29'a kadar olan tüm pozitif tam sayıları n'e verebiliriz. Bu da 29 tane farklı n değerini bize verir. Doğru cevabımızın B şıkkı 29 gelmesi gerekir. Terimleri pozitif tam sayılardan oluşan ve artan bir dizi olan AN dizisi üzerinden yorum yapacağız. Bu AN dizisinin ilk 6 teriminin toplamının en az olmasını istiyoruz. Hemen şuraya ilk 6 terimin toplamını yazıyorum. A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 artı A6 dedim. Bunun ne olmasını istiyorum? En az olmasını istiyorum. O zaman her birini olabildiğince küçük seçmeye çalışacağım. Burada tabii elimizde terimleri pozitif tam sayılar olan artan bir
bir dizi var. Yani burada A1 en küçük, sonra A2, sonra A3 diye ilerlememiz gerekiyor. Şuraya baktığımızda iki tane pozitif tam sayının o zaman çarpımı 12 gelmeli. Yine iki tane pozitif tam sayının çarpımı 24 gelmeli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte çarpımları 12 olan iki pozitif tam sayının toplamları en az kaçtır dediğimizde o sayıları birbirine yakın seçiyorduk. Bu bizim toplamımızı küçültüyordu. Mesela A1'i 1, A2'yi 12 seçsek çarpım 12 ama toplam 13 yapar. Ama A1'i 2, A2'yi 6 seçsek çarpım yine 12'dir. Toplam 8'e düşer. Yani sayılar birbirine yaklaştıkça çarpım sağlansa da toplamın azaldığını görüyoruz. Burada birbirine en yakın kaç seçebiliriz? Pozitif tam sayı olarak 3 ve 4. Yani bence burada A1'e 3, A2'ye 4 vermemiz gerekir. Zaten alt tarafta da 24 için birbirine en yakın iki pozitif tam sayı 4 ve 6 olarak gelir. Tam da biz A2'ye 4 dediğimiz için A3'e de 6 gelecektir. Yani alt tarafta da istediğimiz durum sağlanmıştır. Bakın şimdi biz A1'i burada 3 olarak aldık. A2'yi 4, A3'te 6 geldi. Olabildiğince küçük sayılarla bu işi burada ayarladığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde düşündüğümüzde hep artarak gitmeyi de sağladık. Yani 3, 4, 6 diye gidiyoruz. O zaman diğerleri de yine pozitif tam sayı gelecek. Onları da olabildiğince o artanlığı sağlayacak şekilde küçük seçelim. 6'dan büyük ama en küçük bunu 7 seçsek, bunu 8, bunu 9 seçtiğimizde bence toplamı da minimum yapmış oluruz. O zaman bizim buradaki 6 değeri toplamamız gerekiyor. 9, 8 daha 17, 7 daha 24, 6 daha 30, 4 daha 34, 3 daha bize 37'yi verir. Doğru cevabımızın E şıkkı 37 gelmesi gerekir arkadaşlar. Birinci, ikinci ve üçüncü günkü sayılarımıza baktığımızda 2, 6, 18 düzeniyle ilerlediğimizi görüyoruz. Bunların arasında bir örüntü varmış. Aslında o örüntünün hep bir gün öncenin 3 katı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada 6 bölü 2 de bize 3'ü verir. 18 bölü 6 da bize 3'ü verecektir. Geometrik bir dizi yakaladığımızı söyleyebiliriz. Burada A1 2 olarak gelmiştir. Ortak çarpanda şurada yakaladığımız 3 değeri olarak gelir. A2'mizde 2 kere 3'ten 6. A3'ümüz 6 kere 3'ten 18. Bu şekilde devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Diyor ki kaçıncı gün 54 çarpı 27 üzeri 5 tane ürün üretmiş olur diyor. Mesela n'inci gün bunu elde etmiş olsun. O zaman AN'in ne gelmesi gerekir aslında? 54 çarpı 27 üzeri 5 gelmesi gerekir. A1'den AN'e geçerken A1'i yani burada 2'yi ortak çarpan olan 3'ün n-1. Kuvvetiyle çarpmamız gerekir. İşte bu çarpımın bize 54 çarpı 27 üzeri 5'i vereceğini söyleyebiliriz. 54'ü 27 çarpı 2 ya da 2 çarpı 27 olarak yazalım. Yanına da 27 üzeri 5 geliyor. Burası 27 üzeri 1'dir. Bu çarpım bize 27 üzeri 6'yı verir. 27 3'ün küpü olduğu için burası 3'ün küpünün 6. kuvvetinden 3 üzeri 18 olarak gelmiştir. Demek ki aslında bu çarpım bize neyi vermiştir? 2 çarpı 3 üzeri 18'i vermiştir. İşte burada 2 var, burada 2 var. Burada 3 üzeri n-1, burada da 3 üzeri 18 var. Bu durumda tabanlar da aynı olduğu için kuvvetler aynı gelsin deyip n-1 18'e eşitleriz. N değerimiz 18 artı 1'den 19 olarak bulunur. Doğru cevabımızın D şıkkı 19 gelmesi gerekir.